Merhabalar, ben Forza. Yepyeni bir formatla karşınızdayım. Bugün yapacağımız şey, bir aracı alacağız. Drag, Sprint ve böyle bir Drift denemesi şeklinde. Hep aynı parkurda farklı araçları denemeye çalışacağız. Bugünkü konuğumuz Porsche Taycan Turbo. Zaten Forza Horizon 4'te olmayıp 5'te olan araçlarla bunları yapmayı planlıyorum. Yine özel ama Forza Horizon 4'te de bulunan araçlarla da bir şeyler yaparız tabii ki. Bence hızlıca başlayalım. Bundan sonrası tamamen Porsche Taycan Turbo iste. Sıradaki etkinliğimize geçelim hızlıca. Videonun içinde ani bir değişiklikle kıyaslama olarak, karşılaştırma olarak çekmeye karar verdim. O yüzden bugün görmüş olduğunuz üzere E63 ile Taycan Turbo'yu kıyaslıyoruz. Zaten videonun sonunda bütün data verilerini alırız karşımıza. Şöyle bir kıyaslarız. Bakarız hangisi daha hangi şeye yatkın veya hangisini hangi yerde tercih ederim, hangi yerde tercih etmem şeklinde. Videonun sonunda konuşuruz. Şu anda hemen drag yarışımızla başlayalım. Bakalım E63 nasıl bir performans gösterecek. Yani sanırım 300'e yetişemeyeceğiz. 200'e henüz ulaştı. Tabi biraz daha elektrikli olmadığı için bir dezavantaja sahip. Şu anda sanırım 300'e ulaşamadık hiç. Zaten bir miktar daha düz yolda, drag yarışında bir miktar dezavantajlı, elektrikli bir araç olmadığı için hızlıca sprint yapacağımız yere gidelim. Sprint race yapacağımız rota aynı bu şekilde olacak. Tam şu üçgen kısma geldiğimiz anda race'imiz sona erecek. Bakalım sprintte Porsche Taycan Turbo'ya neler çıkartacak. Hep birlikte görelim. Çok sessiz, çok zevkli bir araba sürmesi açıkçası. Tabii şu an sprinte odaklıyım. Bakalım ne kadar başarılı olabilecek derken. Evet, bir yol tutuşta bir ufak sıkıntı yaşıyoruz. Çok güçlü bir araba olduğu için. In 400 meters, turn right. Sprintimizi de başarıyla tamamladık. Evet, şimdi nasıl öyle geliyorsun ya? Aklımız gitti kardeşim. Evet. Sprint'te bakalım nasıl bir süre yapacak? Bakalım Porsche'ye yaklaşabilecek mi? Taycan'ın ne kadar gerisinde kalacak veya ne kadar geçecek? Hep birlikte gözlemleyelim. Umarım virajlarda Taycan kadar başarılı olmayı başarır. Şimdiden çok hızlıymışız gibi hissettirdi virajda. Virajın ortasında frenlemek durumunda kaldım. Biraz limitleri Taycan'dan daha azmış gibi hissettirdi açıkçası daha başlangıçta. Güzel. Burayı başarılı bir şekilde dönmeyi başardık. Hala süre olarak bir miktar geride olduğumuzu düşünüyorum.
Evet, artık sona geldik. Umarım güzel bir süre çıkarmayı başarmışızdır Mercedes E63 S'de. Bir sonraki olayımız drift. Artık burada E63 kendini göstermek zorunda. Taycan'a karşı başarılı olabileceği birkaç yer varsa o da onlardan biri de kesinlikle drift olmalı. Hadi drift parkuruna geçelim. Bir diğer sezonumuz ise drift sezonu, biliyorsunuz. Şimdi drift işini yapacağız Porsche Taycan Turbo isimizle. Haritada görmüş olduğunuz rotasyonu kullanmayı düşünüyorum. Görmüş olduğunuz yere kadar kullanmayı düşünüyorum. Tam mavi noktanın bittiği yere kadar tüm yarışlarda aynısı geçerli olacak. Bundan sonraki araçlar için de. Ve bir de fren testi uygulamayı düşünüyorum. 200 kilometreden ne kadar hızlı bir şekilde sıfıra iniyor onu test edeceğiz ardından. Hadi başlayalım. Gerçekten 4 çeker ama aşırı bir torku olduğu için rahatlıkla drift yapabiliyorsunuz. Çok keyifli bir drift şeyi var. Özelliği var aracın yani. Drift'e yatkın bir araç. Öyle söyleyebiliriz. Tabii çok tuhaf geliyor. Elektrikli bir araç olduğu için sadece lastik sesleri duyuyorsunuz. Biraz el freniyle dürtüklemek gerekiyor sürekli. 4 çeker bir araç olduğu için aynı şekilde drift yaparak ilerlemeye devam edemiyor. Böyle bir sıkıntısı var. Power slice şeklinde çok rahat drift yapılabiliyor ama. Çok güçlü olduğu için. El freniyle sürekli desteklemeniz lazım. Ya da böyle biraz modifiye edip diferansiyel falan eklemek gerekiyor. Aracın daha rahat drift kabiliyeti uygulayabilmesi için, ama tozu dumana katabilecek kadar bir güce sahip görmüş olduğunuz üzere. Elimden geldiğince yanlamaya devam ettirmek istiyorum fakat araç izin vermiyor. Kesinlikle diyor ki ben yolu tutacağım arkadaş, benim drift değil viraj yapmam gerekiyor diyor. Stok haliyle. Bu da bilginiz dahilinde olsun ilerleyen zamanlarda. Kullanırsınız Porsche Taycan'ınız olursa. Güzel güzel. Driftinden de kesinlikle keyif aldık Porsche Taycan'ın. Önemli olan biliyorsunuz drift'te keyif alabilmek. Ne kadar duman çıkardığına, ne kadar puan yaptığına bakacağız tabii gün sonunda. Şu an 21 çarpı 5 puan elde ettik Porsche Taycan'la şu ana kadar. Bu pistin sonunda bakalım kaç puana erişecek. Bakıyoruz bakalım kaç puan olacak. 30.000 çarpı 5, 150.000, 152.000 puan elde etti. Porsche Taycan bence başarılı bir drift gücüne sahip, kabiliyetine sahip. Şimdi isterseniz bir de Porsche Taycan'la fren testi uygulayalım. Bakalım ne kadar başarılı. Drift parkurumuzdayız. Bakalım drift parkurunda Taycan'a göre nasıl bir farklı yol izleyecek E63. Bir kere arkadan itiş olduğu için el freniyle destekledikten sonra sadece gazlayasam bile gayet güzel bir yol tutuşla driftini devam ettirebiliyor. Drift yapmayı kendisi de açıkçası istiyor yani E63'ün. Her şeyden önce hissettiğimiz şey olarak. Evet, burada biraz yörüngeyi kaybettik ama güzel topladık. Biraz devirinden ve torkuyla alakalı olarak gücünün yetmediğini hissediyorum şu an. Elektrikli bir araç olduğu için Porsche torku aşırı şekilde yetiyordu drift yapmaya. Ama Mercedes'in torku maalesef yetersiz kalıyor ve güçsüz kaldığı için
drift çok kısa kesiliyormuş gibi hissediyorum. Ve drifte başlangıçta ve driftin sonunda da bu etki yine hissediliyor ağır bir biçimde. Ben şu an böyle biraz hızlanıp ardından ağırlık transferiyle biraz bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama söylemiş olduğum üzere bir sıkıntı var. O da torksuzluk. Torksuzluğu çok fazla hissediliyor. Bir 60 bin puan eklendi. Drift tam yarıda kesildiği için. Biraz puan olarak aşağıda kalacak. Ama modifiye edilme durumunda Porsche Taycan mı yoksa E63 mü daha iyi olur derseniz, bence arkadan itiş olduğu için kesinlikle E63 daha iyi olacaktır. Biraz yağmur da geldi tabii. Onun da etkisiyle biraz daha belki kayabiliriz. Bize yardımcı olabilir yağmur şu an. Resmen Porsche Taycan'a karşı torpil olarak yağmur etkisi geldi. Bizim Mercedes aracımız için. Sen AMG'sin, bu kadar az puan yapamazsın diyerek yağmur etkili bir şekilde geldi. Puan toplamaya devam edelim hızlı bir şekilde. Bir yandan da sona geliyoruz. Sona geldiğimiz noktalarda maalesef geçemeyecekmişiz gibi bir izlenim içindeyim. Bir 60 bin az önce eklenmişti zaten puan olarak. Ardından şimdi şu an kazandığımız puanı da ekleyeceğiz. Merak ediyorum açıkçası, geçebiliyor muyuz şu takdirde? Son virajımıza geldik. 18.250 x 5. Bakalım ne yapacak? 91 bin, 60 bin. Çok yakın bir skor yaptılar. 91 bin, 60 küsür müydü, 60 mıydı tam hatırlayamıyorum. Ama tam 60'sa 151.500 yapar. Arada 500 puan fark ya oynuyor ya oynamıyor olur. Bu kadar güçsüz haliyle bile drift puanında bu kadar yaklaşıyorsa, modifiye edildiği durumda kesinlikle Porsche Taycan'ı geride bırakacak. Şu anki hedefimiz 200 km saatin yakınında bir hıza ulaşıp ardından da en sert frenimizi koyup bakalım ne kadar sürede duracağını test etmek. Bakıyorum, 170, 180, 190, 200. Şöyle 200'e doğru sabitliyorum. En sert frenimi koydum. Güzel bir duruş bence etkiledi. Yani güzel bir duruş sergiledi bence. Tabii ki bunu editten sonra daha net anlayacağız. Bakalım kaç saniyede durdu. Umarım iyi bir rekora imza atmıştır. Şimdi yağmurun yeni yağmış ve bitmiş olması bize kesinlikle bir dezavantaj şu an. Ne kadar drifte yardımcı olmuş olsa da, drifte yardımcı olan yağmur ardından eşitliği sağlamak adına frenleme mesafesini kontrol ettiğimiz bu testte bir miktar dezavantaj haline geldi. 2-3 kilometreye ulaşıp hızlı bir fren yapacağım. Bakalım ne kadar sürede frenleyecek. 170, 180, 190 ve 200. Bakalım kaç saniyede oldu her şey. Şimdi isterseniz bütün dataları önümüze alıp şöyle bir karşılaştıralım. Bakalım sonuçta hangi araç hangi koşullar altında daha eğlenceli bir araç veya hangi koşullar altında tercih edilirse daha avantajlı bir araç. Geldik en önemli kısmına. Artık verileri karşılaştırıyoruz ve kim daha iyi, kim daha kötü, hangi klasmanlarda daha iyiler falan onlara bakacağız. Şimdi her şeyden önce Porsche Taycan Turbo S 0-100'e 2,03 saniye gibi ultrasonik bir rakamla ulaşırken, saniye gibi bir rakamla ulaşırken, Mercedes 0'dan 100'e 3,03 saniye gibi bir rakamla ulaşıyor. Aralarında yaklaşık tam 1 saniye fark var. Bu da Mercedes'in elektrikli değil benzinli bir model olmasıyla kaynaklanıyor. Çünkü ağırlık dağılımı en aşağıda olduğu için Porsche Taycan'ın çok daha net bir şekilde, çok hiç böyle nasıl diyelim, sarmadan, hiç patinaja kalmadan rahatlıkla kalkabiliyor. Bu sayede Mercedes'i biraz geride bırakıyor. Mercedes'e dikkat ettiyseniz biraz patinaja kalıyordu ilk kalkışta. Ondan dolayı biraz geride kalıyor. Yine Taycan'a baktığınız zaman 0-200'de 5,37 saniye gibi bir rakam yapıyor. Mercedes'i ikiye katlamak üzere 0-200'de. Çünkü Mercedes E63S, AMG,
10,48 saniyede ulaşıyor 0-200'e. Maalesef bu biraz kötü bir rakam baktığınız zaman, ama tabii ki tamamen elektrik avantajını kullanarak yapıyor Taycan bunu. 0-300'e Mercedes hiç ulaşamıyor. Bu çok üzücü bir haber. Taycan'a baktığınız zaman 12,36 saniyede ulaşıyor. Hemen direkt sprint sonuçlarımıza gelelim. Sprint sonuçları birbirine çok yakın. Taycan 1 dakika 16 saniyede tamamlarken Mercedes E63S 1 dakika 19 saniyede tamamlıyor. Bence yakın rakamlar. Bence kolayca kovalanabilecek bir rakam. Mercedes'in devam kovalayabileceği bir rakam. Tabii ki bu tamamen 0-100 ve 0-200 sonuçlarıyla alakalı. Çünkü viraj dönüyorsunuz, duruyorsunuz, kalkıyorsunuz. Tekrardan kalkışlarınız var yani bizim pistimizde, biliyorsunuz. O yüzden böyle bir sonuç elde ediyoruz. Drift puanlarına geldiğimiz zaman her şey değişiyor. Porsche Taycan Turbo S inanılmaz bir torku ve power slide'ı çok güzel yapabilen bir araç. İnanılmaz torku sayesinde gerçekten güzel, keyifli bir drift sundu bize ve 152 bin puan yaptı. Mercedes kısmına döndüğümüzde ise tabii sonlara doğru biraz yağmur başladı. Mercedes'e biraz daha avantaj sağlayacak şeyler yaşandı ama Mercedes biraz torksuz ve sanki böyle drifte başladıktan sonra ben bayılıyorum arkadaşlar der gibi bir imajı vardı. Açıkçası güç konusunda Mercedes biraz daha hayal kırıklığını arattı bizi. Ben çok daha güzel driftler yapabileceğimizi düşünüyordum stok haliyle. Tabi ilerleyen zamanda modifiye edip belki bir kıyaslamaya gidilebilir. Modifiye edildiği zaman Mercedes E63 bence çok güzel bir drift aracı olacak. Şimdi bir de brake test yapmıştık, biliyorsunuz, frenleme testi. 200'den 0'a Taycan turboisimiz 2,55 saniyede gerçekten harika bir sürede, neredeyse 0-100'e çıktığı gibi 200'den 0'a da inebildi. Bu büyük bir başarı. Çünkü biliyorsunuz frenleme en önemli şey. Çünkü bir viraja girmeden önce kendinizi yavaşlatmanız gerekiyor. Sadece güvenlik değil, performans için de kendinizi yavaşlatmanız gerekiyor. Ama E63S burada da hayal kırıklığına uğrattı. Belki pistin biraz ıslak olmasıyla alakalıydı. Artık onu bilemeyeceğiz ama 200'den 0'a 4,11 saniye gibi bir rakamda düşmeyi başardı. Siz yine karar verin. Hangi taraftasınız? Bir petrol head olarak Mercedes tarafında mısınız? Yoksa ben artık hani yenilikçi bir adamım, elektrik tarafına da bakıyorum diyerek Taycan Turbo'yu mi tercih ediyorsunuz? Yorumlarda bildirin. Kendinize iyi bakın şimdilik, hoşça kalın. Yine diğer kıyaslamalarda görüşeceğiz. Siz de hangi kıyaslamaları yapmamı isterseniz yorumlara bildirebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.